Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Dolu düzgün başladığımız 9. sınıf kimya serüvenini hız kesmeden ve daha da artırarak tempomuzu devam ediyoruz. Bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Atomun yapısından bahsedeceğiz. Atomun bugüne kadar geldiği süreçte hangi aşamalardan geçtiğini göreceğiz. Ortaya atılmış atom modellerinden bahsedeceğiz ve izotürlerden bahsediyor olacağız. Atom bugünkü bilinen haline oslamadan dalmadı arkadaşlar. Belli aşamalardan geçti. Hatta bir önceki ünitemizde ufaktan bir değindik. Nereden geldiğini ilk defa nerede söylenmişti atom kavramı? İlk defa Demokritus denilen abimiz ortaya atmıştı. Demişti ki atom diye bir şey var. Ancak bu insanoğlu, safdirik insanoğlu Demokritus'a inanmadı. Nereden bir Aristo'dur tutturdu ve Aristo'nun dört element kuramını takip etti durdu. Ta ki binlerce yıl sonra Dalton abimiz ortaya çıkana kadar. İlk defa Demokritus'tan sonra Dalton dedi ki ya bu adam bir şeyler söyledi. Söylediği şeyler de çok saçma şeyler değildi aslında. Binlerce yıl sonra gelin biz şunları tekrardan bir ele alalım. Bu adam atom diye bir şey söylemişti Demokritus. Bu atomla ilgili biz de bir şeyler geliştirmeye çalışalım. Belki maddeyi buradan doğru şekilde tanımlarız. Binlerce yıldır Aristo'nun dediklerini takip ediyoruz. Hiçbir şey bulamadık buradan dedi. Ve atom kavramını ilk defa modelleştirerek ortaya çıkardı. Ardından Thomson, Rutherford, Bohr ve Heisenberg bunları geliştirerek yeni modeller ortaya atarak bugünkü haline ulaşmasını sağladılar. Bunları adım adım görecek olursak. İlk defa Dalton bir atom modeliyle ortaya çıktı. Peki ne dedi Dalton bu atom modelinde? Dedi ki atom içi dolu, berd bir küredir. Yani bir küre var. Parçalanamaz bir şekilde içi dolu, sımsıkı sapasağlam bir küre ve biz bunu atom olarak isimlendireceğiz. Bütün maddeler de işte bu atom denilen küçük kürelerden meydana gelmiştir diyor. Diyor ki bunun yanı sıra atom dediğimiz yapı hani berkti, içi doluydu, çok sağlamdı ya. işte bu açıdan atom bölünemez bir taneciktir diyor Dalton. Bir elementin tüm atomları hani elementler farklı farklı atomlardan oluşuyor, farklı tür atomlardan oluşuyor ya. İşte o atomlar bir element için bahsedecek olursak Tamamı birbiriyle özdeştir. Yani bir tane sodyum atomunu ele aldığın zaman diğer bir sodyum atomuyla birebir tüm özellikleriyle aynı olmak zorundadır diyor. Başka ne diyor peki? Çok daha önemli bunlardan belki bir kavramla ortaya çıkıyor. Diyor ki <laughs> daha önceden zaten sabit oranlar kavru, ka, e, kanunu ortaya atılmıştı. Sabit oranlar kanununu katlı oranlar kanunuyla destekleyerek daha da geliştirmiş oluyor ve ikisini aynı anda... Atom modelinin içerisine yerleştiriyor ve bu atom modelinin içerisine sabit ve katlı oranlar kanunlarını yerleştirerek bileşik dediğimiz kavramı geliştirmiş oluyor, kanıtlamış oluyor. Bileşik denilen şeyin varlığını ve nasıl davrandığını bize kanıtlamış oluyor. Bu iki kanun çok önemlidir. Katlı oranlar kanunu zaten direktman Dalton geliştirmiştir. Sabit oranlar kanunu Dalton'dan önce zaten bulunmuştu. Peki Dalton'un bizim bildiğimiz bugünkü Ele, atom kavramına göre eksikleri nelerdir? Neleri imal etti atom kavramında? Aslında çok sade bir atom tanımından bahsediyoruz Dalton'dan bahsederken e, birçok şey yok. Bugün bildiğimiz çoğu şey yok. Ne yok mesela? Proton diye bir şeyden bahsetmedi henüz Dalton. Bugün protonların varlığından haberdarız. Elektron diye bir şeyden bahsetmedi. Yani atom altı taneciklere hiç değinmiyor bile. Bu atomun içinde başka taneciklerin de olabileceği fikrine hiç yanaşmıyor. Bu sadece atomun oluşabilecek en küçük tanecik olduğunu varsayıyor. Nötronlar bir diğer bugün bildiğimiz atom altı tanecikten yine Dalton hiç bahsetmiyor. Bunun dışı atom altı taneciklerin dışında biz bugün atomda çekirdek diye bir kavramın varlığını biliyoruz. Bunu kanıtladık. Ancak Dalton bundan da hiç bahsetmiyor. Yörünge yani katman kavramından hiçbir şekilde bahsetmiyor. Orbitali söylemeye bile gerek yok. Hiçbir şekilde değinmiyor. Yani aslında çok yavan bir atom tanımıyla karşımıza çıkıyor Dalton. Bu kavramlar so sonraki aşamalarda diğer atom modellerinde geliştirilerek devam ediyor. Peki Dalton'un bu söylediklerinden hangisi günümüzde hala da geçerli? Hangisi artık geçerliliğini yitirdi? Şimdi içi dolu berk küre dediği tanım artık ortadan kalktı. Çünkü günümüzde biz çekirdek, yörünge, orbital gibi kavramlardan bahsediyoruz. Atomun içinin büyük kısmının boşluktan oluştuğunu söylüyoruz. Bölünemez diyor. Radyoaktivite denilen kavram aslında atomun bölünebileceğini söylüyor bize. E, radyoaktif tepkimelerle atomun parçalanabileceğini Einstein bize atom bombasında kanıtladı zaten. Bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Bu da yanlış bir ifade çünkü artık biz izotop denilen bir kavramın az sonra bahsedeceğimiz izotop kavramının varlığını biliyoruz. Bu bir elementin tüm atomlarının özdeş olmadığını, farklılıklarının olabileceğini bize söylüyor. Sabit ve katlı oranlar kanunu günümüzde hala daha kullanmaya devam ediyoruz ve geliştiriyoruz. <laughs> Thomson atom modeline gelince yani Dalton'un ortaya attığı kavramları biraz daha geliştirecek olan abimiz de gelince bu atom modeli denince aklımıza üzümlü kek modeli gelecek. Üzümlü keke benzetiyor çünkü Thomson atomları. Ve zaten ortaya attığı atom modelinin adı da üzümlü kek modeli olarak literatüre geçiyor. Peki Thomson'ın atom modellerine, atoma, atom bilgisine katkısı ne oluyor? Elektron kavramından ilk defa Thomson atom modelinde bahsediliyor. Tam elektronu bulan kişi Thomson değil. Buradan yanlış anlaşılma olmasın. Elektronların keşfi gerçekleşiyor ancak bu elektronların keşfinden sonra elektron kavramını geliştiren ve hazırladığı atom modeline bu elektron kavramını yerleştiren kişi ...Thomson'dır. Ve Thomson atom modelinde diyor ki: "Bir tane küre vardır. Tıpkı Dalton'un söylediği gibi ve bu kürenin içerisinde pozitif yükler vardır. Yani kürenin kendisi pozitif yüklü bir küredir ve Elektron dediğimiz tanecikler negatif yüklü tanecikler bu kürenin içerisinde tıpkı üzümün kek içerisine dağıldığı gibi rastgele dağılmıştır. Bu şekilde atom meydana gelmiştir. Yani elektronlar var evet ama bununla karşılık pozitif bir yüklülük de söz konusu. Pozitif yüklü olan nedir peki? O da kürenin ta kendisidir. İşte burada diyor ki hani bu atomun kendisi pozitif yüklüydü kürenin kendisi pozitif yüklüydü ve içinde dağılan negatif yükler vardı ya bunlar birbirine eşit ki nötrlük gerçekleşiyor. Yani atomu nötr, yüksüz yapan, yüksüz demeyelim, nötr yapan e, atomun kendi pozitif yükleriyle içerisine rastgele dağılmış olan negatif yüklü elektronların yük miktarlarının birbirine eşit olmasıdır diyor. Bu çok önemli bir kavram oluyor, tanım oluyor. Bunu günümüzde de hala da kullanmaya devam ediyoruz. Atomun nötr yapan şey proton ve nötron, proton ve elektron sayılarının yüklerinin birbirine eşitliğidir diyoruz. Atom, Çapı ile ilgili önemli hesaplamalar yapıyor tamsın. Diyor ki bir atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santimetre boyutundadır. Atomun çapı ile ilgili bu tahminler daha sonra da kullanmaya devam ediyor tabii ki. Elektronların kütlesi ile ilgili de şunu söylüyor diyor ki elektronların kütlesi ihmal edilebilir. Dolayısıyla bir atomun kütlesini oluşturan kürenin kendisidir diyor. Bunlar tabii ki günümüzde yanlış kavramlar ama Dalton'un o zaman Modelinde yer verdiği bilgiler bunlardı. Dalton'un Dalton'dan sonra Thomson'un neleri tamamladığı, nelerin hala daha eksik kaldığına gelecek olursak, bu adam protonlardan hala daha bahsetmedi. Elektronları atom modelinin içerisine koydu eyvallah, ama protonlardan hala daha bahsetmedi. Nötronlar hala daha piyasada yok, gelecek. Bunlar geliştirilmeyi bekliyor. E küredir dedi. Dolayısıyla çekirdek ve yörünge yani katman kavramlarından hala daha bahsedilmedi. Bunun yanı sıra orbital kavramı zaten hak getiri. Bu tarz gelişmelerden sonra Rutherford ortaya çıkıp yeni gelişmeler ortaya koymaya çalışıyor. Rutherford çekirdeği bulan adamdır ve nasıl buluyor Rutherford çekirdeği? Alfa saçılması deneyiyle. Bu deney sayesinde çekirdeğin keşfi gerçekleşiyor. Yani bir atomda çekirdeğin varlığı işte bu deney sonucunda ortaya çıkıyor. Nasıl yapıyor ki peki bu deneyi? Hani ufak bir görselle bunu destekledik. Alfa taneciklerini buradan yayıyor. Alfa tanecikleri dediğimiz pozitif yüklü ışınlar. Bunlar e, altın bir levhaya doğru gönderiliyor ve bu altın levhada çinko sülfür sıvısı sürülmüş durumda. İşte buradan gönderildik gönderilen ışınların alfa taneciklerinin yüzde %99'unun bu altın levhadan hiç sapmaya uğramadan direkt geçtiğini görüyor. Sadece 0.99'unun %0.99'unun ise küçük bir sapmayla devam ettiğini görüyor. %0.01 gibi çok çok küçük bir oranının ancak geniş açıyla saptığını, hani geri doğru yansıyabildiğini görüyor. Buradan hangi yorumlara ulaşıyor peki? Diyor ki abi %99'un sapmadan geçtiğine göre bu ışınlar boşluğa denk gelmiştir. Yani bunların önünde bunları engelleyecek sapmasına sebep olacak hiçbir şey yok ki dümdüz devam edebilmiş. %0.99'u dar açıyla saptığına göre bu küçük bir şeye hani ufaktan yakınından geçmiş çarpmış. İşte burada diyor ki çekirdek diye bir şey var ve bu çekirdeğe yakın bir noktadan geçenler küçük bir dar açıyla sapmış oluyorlar. Ve bu küçücük bir oran vardı ya hani yansıyabilenler, geniş açıyla sapabilenler. İşte bunlar çekirdeğe çarpan taneciklerdir. Peki buradan çıkaracağımız yorum nedir? Demek ki atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşuyor ki benim gönderdiğim ışınların neredeyse tamamı %99'luk gibi bir oranı hiçbir sapmaya uğramadan geçiyor. Atomun büyük kısmı boşluk yorumunu buradan getiriyor. E atomda dar açıyla sapanlar ve geniş açıyla sapanlar var. Bunların sapmasına sebep olan bir tanecik var. İşte buraya da diyor ki demek ki atomun çekirdeği var. Bunlar da oraya denk geldiler bir şekilde ya da yakınından geçtiler. İşte bu şekilde çekirdek kavramını ortaya attıktan sonra Rutherford diyor ki demek ki atomun büyük kısmı az önce de söylediğimiz gibi boşluklardan oluşmuş iki tanecikler sapmadan gitti. Pozitif yüklü taneciklerin pozitif yükü proton denilen tanecikler oluşturur. Yani şuradan bu yorumu çıkarabilir miyiz? Proton kavramının ilk defa ortaya atıldığı, ilk defa bir yerleştirildiği atom modeli Rutherford'un atom modeliydi. Thomson bundan haberdar değil henüz. Tüm pozitif yükler nerede bulunuyor? Çekirdekte bulunuyor ki diğer pozitif yüklerin gönderdiğimiz alfa ışınlarının sapmasına sebep oluyor. Bütün pozitif yükler. Pozitif yükten kasıt nedir? Tabii ki protonlardır. Yani protonların tamamının çekirdekte yer aldığını söylüyor bize. Kütlenin neredeyse tamamının çekirdekte ve yaklaşık olarak yarısının protonlardan oluştuğunu söylüyor. Yani elektronları hani Thomson kütlesiz olarak kabul etmiş diye imal edebiliriz demişti. Rutherford da bunu destekliyor. Diyor ki çekirdekte protonlar var. elektronlar ise bunun etrafında dışarıda bulunuyorlar. İşte bu dışarıda dolaşan o elektronlar herhangi bir şekilde kütleye katkıda bulunmuyorlar. İhmal edebileceğimiz kadar az çünkü kütlenin tamamı çekirdekte. Ve bu çekirdekteki kütlenin yaklaşık olarak yarısı protonlardır. Bak, nötronu bulamadı bu adam. Nötronlardan bahsetmedi ama nötrona burada atıfta bulundu. Tamam. Yarısı çekirdekte çekirdekte hani kütlenin tamamı çekirdekte ve bunun yarısı protonlar. Geri kalan yarısı ne? Onu da bulun diye Chadwick'in önüne pişirdi koydu. Chadwick de daha sonra nötronları keşfetti zaten. Ancak nötron kavramı henüz yok. Atom çapının hani Thomson 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğunu söylemişti bize. Bunu Rutherford da kabul etti. Evet Thomson abimiz doğru söylemiştir. 10 üzeri eksi 8 santimetredir. Ancak çekirdekten de bahsediyorsak bunun çapını da belirtmeliyiz. Ne yapmıştık? Bakın bir önceki sayfada demiştik ki hemen. Bunun %99'u sapma yapmadan geçiyordu. Dolayısıyla %99'u boşluktu. %0.01'i çekirdeğe çarpıyordu. Yani dolayısıyla atomun kendi çapıyla çekirdeğinin çapı arasında 10 binde bir oranında bir fark var. Yani çekirdeğin çapının tam 10.000 katı olması gerekiyor atomun çapının. O zaman dedi ki çekirdek de 10 üzeri eksi 12 santimetre çapındadır. Hatta bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki eğer bir tenis topunu biz bir stadyumun merkezinde olduğunu varsayarsak stadyumun geri kalan kısmı aslında atomun tamamını oluşturur. Yani çekirdeğin boyutuyla bir atomun boyutu arasındaki fark bu kadar büyüktür. Stadyumun geri kalan kısmı yani atomun geri kalan o büyük kısmı boşluktan oluşuyor. Ve Thompson'ın söylediği hani pozitif yüklerin negatif yüklere eşit olma olayı dolayısıyla da Nötr atomların oluşma durumu Rutherford için de aynen geçerliydi. Pozitif yüklerin yani protonların elektronlara eşit sayıda olduğunu, bu sayede de nötr atomların ortaya çıktığını söylüyordu Rutherford. Rutherford'da eksik kalanlar nelerdi peki? Yani günümüzde bildiğimiz atom kavramından hangileri Rutherford'un ortaya attığı modelde yok? Nötronlardan dedik ki bahsetmedi bu adam. Nötronlar hala daha bulunmayı bekliyor. E çekirdeği bulmuştu. <laughs> Ancak çekirdeği bulmasına rağmen katmanlardan yani yörüngeden henüz Rutherford döneminde bahsedilmemişti. Bunun yanı sıra orbitaller de hala da hak getire ortada orbital diye bir şey yok. İşte Rutherford atomu pişirip pişirip bu hale getirdikten sonra bu kavramı Bohr abimiz ortaya çıkıp yeni gelişmeler ortaya atıyor. <laughs> Bohr bu gelişmelerinde de elektromanyetik dalgaları yani ışığı kullanıyor. Işıkla ilgili hangi bilgileri kullanıyor peki? Diyor ki ışık dediğimiz şey de dalga boyu. Çünkü ışık dalgalar halinde yayılıyor. Frekans denilen bir kavram var. Işık hızı denilen bir kavram var. Ve genlik denilen bir kavram var. Bunlardan C eşittir. Yani ışık hızı dalga boyuyla frekansın çarpımına eşittir. Bu bilgiyi bir cebine koyuyor. Ardından Planck'ın ortaya attığı. Yani çünkü ışık aynı zamanda enerji taşıyabiliyor. Planck da bunu kendi ortaya attığı formülle kanıtlıyordu. Diyor ki bir ışığın enerjisi bir plank sabitiyle o ışığın frekansının çarpımına eşittir. Yani ışığın frekansı ne kadar büyükse taşıdığı enerji de o kadar büyüktür. Doğru orantılıdır direktman. E buradan biliyoruz ki frekansla dalga boyu da ters orantılı. Çünkü ışık hızı sabit. Atmosfer ortamında 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Işık hızı sabit. E frekansla dalga boyu da ters orantılı. O zaman diyor ki dalga boyuyla bir ışığın dalga boyuyla taşıdığı enerji birbiriyle ters orantılı olmak zorunda. Frekanslar burada iki formülde de ortak çünkü. İşte buradan yola çıkarak yani ışığın taşıdığı enerjiyi kullanarak absorpsiyon yani ve soğurma ve emisyon yani yayınma kavramlarından bahsediyor. Diyor ki bir atomun enerji almasına dışarıdan enerji almasına ki bunu ısı yoluyla da alabilir ışık yoluyla da alabilir birçok yöntemle atom dışarıdan bu enerjiyi alabilir. İşte buna absorpsiyon diyeceğiz. Yani soğurma dışarıdan enerjiyi alma. İşte bu durumda yani dışarıdan enerji alındığı zaman ne oluyor peki? Atom normalde elektronlar bulunması gereken yerde duruyorsa atom temel halindedir olması gerektiği gibi olmak istediği gibidir yani. Eğer ben bu atom yapısına dışarıdan enerjiyi verirsem şuradaki elektronlar hani zaten bulunmuş olan elektronlar daha üst katmanlara daha üst enerji seviyelerine taşınır. Yani çekirdekten daha uzak bir noktaya götürülür. İşte bu duruma da biz uyarılmış hal diyeceğiz. Yani dışarıdan enerji vererek atomu uyarıyoruz. Daha enerjisini artırıyoruz. İşte bu anda e, bu atomun aldığı enerjiyi biz bir spektrumdan geçirebiliriz veyahut bu enerjiyi aldı. Atomun elektronları artık daha üst katmanlarda. Yani çekirdekten daha uzak bir noktada. Eğer biz bunu kendi haline bırakırsak, serbest bırakırsak, az önce verdiğimiz enerji vardı ya. İşte bunu dışarıya doğru yayar. Buna da emisyon diyoruz. Çünkü elektron aslında olmak istediği yerde değil. Burada biz ona enerji verdiğimiz zaman çekirdekten uzaklaştı, olmak istediği yerden uzak bir noktaya gitti. Sen onu kendi haline bırakırsan paşa paşa yerine geri dönecek. Aha da buradaki gibi. Yani çekirdekten uzak bir noktadan olmak istediği yere geri dönüyor. Peki bu geri dönüş esnasında ne oluyor? Az önce dışarıdan aldığı enerji vardı ya, işte onu geri yayıyor. Buna da yayınma yani emisyon diyoruz. İşte bu yaydığı enerjiyi hani elektron eski yerine geri dönerken yaydığı enerjiyi alıp bir Prizmadan geçirerek bir spektrum oluşturabiliyorsun. Yani buradan hani enerjiyi ışık yoluyla dışarıya yayıyor ya da üzerinde yayınma, ışığın enerjiyi taşıdığını söyledik. Atom bu enerjiyi de ışık yoluyla dışarıya yayıyor. İşte oradan dalga boyunu, renklerinden çıkararak hangi enerji seviyesinde yani atomun çekirdeğinden ne kadarlık bir mesafede olduğunu biz hesaplayabiliriz diyor. Burada ne oluyor peki? Az önce söylediğimiz gibi bu sefer uyarılmış halden yani elektron olmak istediğinden daha uzak bir noktadan olmak istediği çekirdeğe daha yakın bir noktaya dönüşüne de temel hal diyeceğiz. İşte bu geçişe emisyon bu geçişe de absorpsiyon adını vereceğiz. Peki Dalton bu deneylerinden ne çıkardı? Hangi kavramları hangi bilgileri ortaya attı? Diyor ki çekirdekler elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve enerjide yörüngelerde bulunur katman isminde verebiliriz biz bunlara. İşte bunlar belirli mesafede olmaları ne demek oluyor? Çünkü elektron buradan buraya taşınabilir. Buradan buraya taşınabilir. Arada bir noktada kalamaz diyor dal e, Bor bize. İşte bu bulundukları noktalar arasındaki geçişteki enerji değişimi de bellidir. Biz bu de, enerji değişimlerini belirleyerek katmanlarını hesaplayabiliriz. Yani katman kavramı ilk defa nerede ortaya çıkmış oluyor? Katman veya yörünge kavramı adlarını çizelim. İlk defa bor atom modelinde ortaya çıkmış oluyor. Diyor ki katman çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi ne yapar? Artar. Çünkü demiştik ki elektron buradan buraya buraya veya buraya hani daha çekirdekten uzak bir noktaya taşındığı zaman ya da bunu taşıyabilmemiz için dışarıdan bizim o atomun içerisine enerji vermemiz gerekiyor. İşte bu o katmanın daha yüksek enerjili bir katman olduğunu kanıtlıyor zaten. O yüzden geri dönerken de bu daha düşük enerjili bir katmana geçtiği zaman ne yapacak? Fazlalık olan enerjiyi yayınma olarak dışarı verecektir. Sadece tek elektronlu tanecikleri açıklar. İşte bu da borun atom modelinin en önemli problemlerinden, en önemli eksiklerinden birisi. Çünkü birden fazla elektron olduğu zaman bu adam bunu hesaplayamıyor. Benim verdiğim enerji hangi elektron tarafından kullanıldı ki? Verdiğim enerji sayesinde burada iki tane elektron varsa İkisi birden zıplamış olabilir ve birinin bir kısmını biri bir kısmını kullanmış olabilir. Hangisini ne kadar kullandığını hesaplayamam diyor. Dolayısıyla birden fazla elektron içeriyorsa bununla ilgili açıklamalarda bulunamıyor bu. Neleri açıklayabilir? Örnek verelim. Mesela hidrojen bir tane protonu bir tane elektronu olduğu için bunu açıklayabilir. Bununla ilgili bir sıkıntısı yok. Mesela helyumun kendisini açıklayamaz. Çünkü helyumun iki tane protonu var. Peki hangi halini açıklayabilir? helyumun artı bir yüklü halini açıklayabilir. Bir elektronunu kaybetmiş hali. Mesela lityum. Lityumda 3 tane proton 3 tane elektron var. Dolayısıyla bunu direktmen açıklayamaz. Ama lityum artı 2 dediğimiz anda 2 elektronunu kaybettiği için lityum artık tek elektronlu kalmıştır ve açıklanabilir. Mesela sonrasında kim geliyor peki? Berilyum. Berilyumun 4 tane proton olduğuna göre bunun artı 3 yüklü, bor artı 4 yüklü şeklinde gider. Bu şekilde tek elektrona düşmüş atomları açıklayabiliyor sadece. Neler eksik kaldı bor atom modelinde? Bor hala daha nötronlardan bahsetmedi. Bor hala daha orbital kavramından bahsetmedi. Bunlar hala da açıklanmayı bekliyor. İşte bor atom modelinden bir süre sonra Chadwick abimiz ortaya çıkıyor ve nötronların kanıtını yapıyor. Diyor ki nötronlar diye bir şey var. Atomun çekirdeğinde protonların yanı sıra nötronlar da vardır ve atom kütlesinin protonlardan geri kalan kısmını da işte o nötronlar oluşturur diyor. Ve modern atom teorisine bir katkıda bulunmuş oluyor. Modern atom teorisi dediğimiz kavram günümüzde hala da atoma dair kullandığımız bilgileri içeren kavramdır. Peki kim tarafından ortaya atılmıştır? Heisenberg denilen abimizin belirsizlik ilkesi bu kanunun ortaya atılmasına katkıda bulunuyor. Ne diyor peki belirsizlik ülkesinde? Diyor ki bir elektronun konumu ve hızı aynı anda hesaplanamaz. İşte konumunu ve hızını yani hızını hesaplayabiliyorsan artık onun konumu başkadır. Çünkü çok hızlı hareket ediyor elektronlar. E, konumunu bulduysan artık onun hızı değişmiştir. Aynı anda ikisini birden bulma şansın yok. İşte bu belirsizlik bize elektron bulutu denilen bir kavrama götürüyor. Yani Bor'un söylediği gibi belirli katmanlar var ve bu belirli katmanlarda sadece belli bir noktada durabilir bu elektron diye bir şey yok. O katmanların içerisinde de farklı enerji seviyeleri var ki biz bunlara orbital adını vereceğiz. Ve o, bu orbitaller sayesinde... E, elektron bulutu gibi bir yapı oluşuyor. Yani bir çekirdek var ve etrafında bir sürü elektron var, bir bulut şeklinde dağılan ve sürekli bunlar yer değiştirebiliyorlar. Sürekli hızlıca yer değiştiriyorlar. İşte günümüzde kullandığımız model de modern atom teorisidir. Heisenberg'in belirsizlik ilkesine dayanır diyoruz. Bütün eksiklerimizi kapattığımız modeli gördüğümüze göre artık günümüzdeki modelde yani bugün atoma dair bildiklerimizde atom altı tanecikler olarak neler var? Bunlardan bir bahsedebiliriz. Şimdi üç temel tanecimiz var. Neler bunlar? Proton, nötron ve elektron. Protonla ilgili bilgilerimiz neler? Tıpkı nötron gibi proton da ele, nötron da çekirdekte yer alır. Elektronlar nerede yer alıyor? Orbitallerde yer alıyor. Yani az önce bahsettiğimiz elektron bulutu yapısında yer alıyor, çekirdeğin dışında. Şimdi protonların pozitif yüklü. Nötronların yüksüz ve elektronların negatif yüklü olduğunu biliyoruz. Ki atomu nötr yapan durum neydi? İşte proton ve elektron sayısının yük miktarının birbirine eşit olmasıydı. Bunlar birbirine eşit olduğu zaman o atom için biz nötr atomdur diyoruz. Nötronlar zaten yüksüz olduğu için atomu yükleyecek, yüklü bir tanecik haline getirecek bir etkiye sahip değildir. Peki bunların kütleleri ile ilgili ne biliyoruz? Hani dedik ya atomun kütlesinin tamamı çekirdekte. Ta Rutherford bunu söylemişti. Ve bunun yaklaşık olarak yarısını protonlar oluşturuyordu. Geri kalan yarısını da kim oluşturuyordu? Nötronlar oluşturuyordu. Yani bütün kütle çekirdekte ve bu iki tanecikte. Ve bu iki tanecin kütlesi birbirinden neredeyse eşit. Bir AKB kütleye, atomu kütle birimi kütleye sahip iki tanecikten bahsediyoruz. <laughs> Elektronların kütlesiyle ilgili ne söylemiştik. İhmal edebileceğimiz kadar küçük. Yani yok sayabiliriz biz elektronların kütlesini. Bu yüzden atomun kütlesini bu ikisi oluşturuyordur. <laughs> Çekirdekte yer alan bu tanecikler neredeyse hareketsizdir. Sadece küçük bir titreşim hareketinden bahsedebiliyoruz. Böyle bir bütün olarak duruyorlar. Ancak elektronlar o kadar hareketli ki zaten belirsizlik ilkesi bu hareketliliğe dayanıyordu zaten. Bunların hareketi inanılmaz yüksek. Bunlar hareketsiz olmasına rağmen. Genel hatlarıyla... E, atom altı taneciklerimizi bu şekilde özetleyebiliriz. Peki atomun yapısını biz sembolize bir şekilde gösterecek olursak, yani bir X atomunun sembolü ortama, karşımıza geldiği zaman biz buralara yazdığımız kavramlar bizim için ne anlam ifade ediyor? Onları sayalım. Öncelikle şu Z dediğimiz sembol. Bunu proton sayısı olarak bileceğiz. Yani bir atomun proton sayısını sol alt köşesine yazarız. Bu kadar önemli bir kavram ki ki buna biz bir taraftan da atom numarası diyeceğiz. Çünkü hani bunu bizim kimlik numaralarımız gibi düşünebilirsiniz. Bizim kimlik numaramız bizim kim olduğumuzu, kimliğimizi bize dair bütün bilgileri söylediği gibi proton sayısı da o atomun kimliğini söylüyor. Yani mesela bu 11 ise bu atom sodyumdan başka atom olamaz. Bu 1 ise bu atom hidrojen olmak zorunda. Başka bir atom olma şansı yoktur. Atomun kimliği Ahanda burada yazar. O yüzden de biz buna atom numarası diyeceğiz. Bunların dışında çekirdek yükü diye bir kavramla da karşılaşabiliriz. Aha da bunların üçü de birbiriyle aynı şeyi ifade ediyor aslında. Çünkü çekirdek yükü ne demek? Çekirdekteki tek yüklü tanecik bu değil miydi? Dolayısıyla bunun sayısı da o çekirdeğin yükünün ne olduğunu bize söyleyecektir. Şuraya yazdığımız şey, a, sembol zaten çok bariz bir orta, şekilde ortada. Nötron sayısını da burada belirtiyoruz. Şu A dediğimiz sembol ne işe yarıyor peki? Bu proton sayısıyla nötron sayısının toplamını verir bize. Dolayısıyla yani kütleye sahip tanecikler kimlerdi? Protonlar ve nötronlar ve birbirine eşitli kütleleri yaklaşık olarak. İşte bu özelliğinden ötürü biz buraya kütle numarası da diyeceğiz. Proton ve nötron sayılarının toplamını biz kütle numarası olarak ifade edeceğiz ki bize o atoma dair kütle bilgilerini işte burada yazan değerler verecek. Bunun yanı sıra nükleon sayısı diye bir kavramla da karşılaşabiliriz. Bu da tıpkı kütle numarası gibi aynı şeyi ifade ediyor. Proton ve nötron sayısının toplamını ifade ediyor. Çünkü nükleon nükleos çekirdek demek. Nükleon da çekirdek taneciği demek. E çekirdek taneciği proton ve nötron olduğuna göre bunların toplamını nükleon sayısı olarak ifade edebiliriz. Buraya ne yazmışız peki? Burada da zaten sembolden de göreceğimiz üzere elektron sayısı yazar. Yani bir atom sembolünün sağ alt köşesinde yazan değer bize her zaman için onun elektron sayısını verecektir. Neredeyse bunlar kadar önemli bir ifadeyi de sağ üst köşeye yazacağız. Buna proton sayısı ile elektron sayısının farkı da burada yazılır. İyon yükü diyeceğiz. İyon yükü. Neden? Ee, bunu bir atomu iyon haline getiren şey elektron alışverişidir. Eğer bir atom elektron vermişse dışarı ne olacak? Proton sayısı artık elektron sayısından yüksek olacak. Eğer proton sayısı büyüktür elektron sayısı ise elektron kaybettiği anda bunun adı ne olmak zorunda? Bir iyondur artık artı yüklü bir iyondur hem de çünkü artık proton eksi elektron sayısı pozitif bir değer gelecek. İşte bir dur bu durumda biz ona katyon ismini vereceğiz. Eğer elektronu dışarıdan aldıysa bu sefer ne olacaktır? Proton sayısı elektron sayısından küçük olacaktır. Yani elektron sayısı bundan büyükse bu değer ne yapacaktır? Proton eksi elektron değeri. Tabii ki negatif bir değer yazacaktır. İşte burada eğer negatif bir sayı yazıyorsa bunun bir anyon olduğu anlamına gelir. Yani pozitif yüklü iyonlara katyon negatif yüklü iyonlara da anyon diyeceğiz diye özetleyebiliriz. Eğer bunu sıfır buluyorsak bu ne anlama geliyor? Proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani o atom nötr bir atomdur diyebiliriz. Şimdi izotürlere gelince. Yani bu az önce bahsettiğimiz tanecik sayıları ile ilgili bazı atomlar arasında e, ifadeler kullanacağız. İzotürler oluşturacaklar. Bunları özetleyeceğiz kısaca biz. İzotop bizim bahsedeceğimiz ilk izotürümüz. Buradaki P sayısı çok önemli. Çünkü bize kopya bu veriyor. İzotop kavramının ne olduğuna dair. Proton sayısı birbiriyle aynı olan atomlara birbirinin izotopu diyeceğiz. Burada örneklerini vermiş zaten bakın. Üçünün de üçü de hidrojen, üçünün de proton sayısı bir. Ki proton sayısı bize kimliği söylüyordu. O yüzden üçüne de hidrojen dedik. Bak burada farklı proton sayılarında farklı semboller yazmışız. Ama burada aynı proton sayısı olduğu için aynı semboller yazılı. Çünkü bu onun kimliğini verir. Eğer proton sayısı 1 ise bu üçü de hidrojen olmak zorunda. Peki değişkenlik nedir? Hani az önce de bahsettik. İzotop kavramı Dalton'un söylediği bir elementin tüm atomları özdeştir. Kavramını bitiren kavramdı. Bu nereden geliyor peki? İşte bu da nötron sayısından kaynaklanıyor. Hidrojenin burada bir tane protonu ve kütle numarasının bir olması ne anlamı geliyor? Demek ki nötron sayısı sıfırmış ki e, kütle numarası 1 çıkabilmiş. Nükleon sayısı 1 çıkabilmiş. Buradaki hidrojenin nötron sayısı 1'miş ki 1 bir artı 1'den kütle numarasını 2 bulmuşuz. Buradaki proton nötron sayısı 2'ymiş ki 1 artı 2'den e, kütle numarasını 3 bulabilmişiz. Dolayısıyla nötron sayısı ne oldu? İzotop atomlar arasındaki nötron sayısı birbirinden farklı olacak. Ki zaten nötron sayısı da aynı olsaydı e, proton sayısı aynı. Nötron sayısı aynı. Dolayısıyla kütle numarası da aynı. O zaman aynı atomlardan bahsediyor olurduk. İzotür diye bir kavramdan bahsetmemize gerek olmazdı. İşte bunları birbirinin izotopu yapan şey buradaki farklılık. E, nötron sayı elektron sayılarına gelince eğer nötr atomlardan bahsediyorsak elektron sayılarının da aynı olması gerekiyor çünkü proton sayıları aynı. Proton sayısı ile elektron sayısının birbirine eşit olduğu atomlara biz nötr atomlar diyorduk. Burada kimyasal ve fiziksel özelliklerden bahsediyor olacağız. Kimyasal özellik deyince aklımıza direkt proton sayısı ve elektron sayısı gelecek. Eğer İki atom arasında, iki tanecik arasında proton ve elektron sayısı değişiyorsa kesinlikle kimyasal özellik değişiyordur. Alakasız özelliklere gidiyordur. Bunların değişmesi bizim için yeterli. Ancak fiziksel özellik diyorsak burada hem proton hem elektron bunun üzerine yetmeyip bir de nötron sayısına da bakmamız lazım. Çünkü nötron bizim kütle değerimizi değiştiriyor. E, kütlede fiziksel bir özellik olduğuna göre fiziksel özellikle değişimler gerçekleşiyor. O zaman kimyasal özelliğine baktığımız zaman... Bu izotop atomların proton sayısı birbiriyle aynı mı? Aynı. Elektron sayıları birbiriyle aynı mı? Aynı. O zaman kimyasal özellikleri de birbirleriyle aynı olmak zorundadır izotop atomların. Yani aynı elementle aynı hızda ve aynı istekle o tepkimeyi verirler. Herhangi bir değişiklik yok. Tamamen aynı olmasını bekliyoruz. Ancak fiziksel özelliğe gelince nötron sayısındaki bu farklılık fiziksel özelliğinde farklı olmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra tabii kütle numarasından bahsedecek olursak kütle numarası da değişmiş oluyor nötron sayısı değiştiği için. İzoton atomlara geldiğimiz zamansa şuradaki N harfi bizim kopyacımız oluyor. Yani bu sefer nötron sayısı aynı ancak proton sayısı farklı olan atomları isimlendireceğiz. İzoton olarak isimlendireceğiz daha da doğrusu. Çünkü buradaki nötron sayımıza baktığımız zaman 7'ye 14 dolayısıyla 7 tane nötronu varmış ki 7 artı 7 14'ü vermiş. 6'ya 13 demek ki 7 tane nötronu varmış ki 6 artı 7 bize 13 sayısını vermiş. O zaman ne diyeceğiz? Eşit sayıda nötron içeriyor ancak proton sayısı farklı. E kütle numarası nasıl oldu? Bunlardan birisi farklı olduğu için kütle numarası da otomatikman farklı olmuş oldu. Elektron sayısına gelince e, nötr hallerinden bahsediyorsak biz bunların proton sayısı değiştiği anda elektron sayısı da değiştirecektir. Yani nötrse bunun 7 tane elektronu vardır. Bunun 6 tane elektronu vardır. Dolayısıyla elektron sayıları da farklıdır diyebiliriz. O zaman kimyasal özelliğe gelince hem proton farklı hem elektron farklı. Zaten gümledi. Bu farklı olmak zorunda. E, fiziksel özelliğe gelince o zaten komple gümledi. Tamamen birbirinden farklı özelliklerle karşılaşacağız. İzobar atomlar deyince aklımıza direktmen kütle numarası gelecek kütle numarası aynı. Peki bunları farklı yapan özellikler neler? Proton sayıları farklı olacak. E, proton sayılarının farklı kütle numaralarının yani proton artı nötron sayılarının aynı olabilmesi için nötron sayıları da farklı olmak zorundadır. Ne gibi? 7'ye 14 ise bunun nötron sayısı 7 olmak zorunda. E, 6'ya 14 ise bunun nötron sayısı 8 olmak zorunda ki 6 artı 8 14 olsun. Burada 7 artı 7 14 olsun. Dolayısıyla hem proton hem nötron sayılarının farklı olduğu atomlardan bahsedeceğiz. Ancak kütle numaraları birbiriyle aynı olacak. Elektron sayıları nasıl olacak peki? E, nötr ise bunda da 7 tane elektron var. Bunda 6 tane elektron var. Dolayısıyla bu sefer elektron sayıları da farklı. Ortak tek noktaları proton ve nötron sayılarının toplamları birbiriyle aynı. E, fiziksel ve kimyasal özelliklere gelince e, tabii ki bunların da farklı olmasını bekliyoruz. Zira proton sayısı değiştiği anda veya elektron sayısı değiştiği anda her ikisi de tamamen farklı olmak zorunda kalıyor. İzoelektroniklikten bahsedecek olursak bu sefer de adı üzerinde zaten şuradaki elektronikten alabiliriz. Elektron sayıları aynı olan atomlara ancak hani bunları farklı yapan özellik ne olacak? Elektron sayıları aynı iken proton sayıları olacak. Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olan atomlara birbirinin izoelektroniği diyeceğiz. Nötron sayısına gelince Nötron sayısı hiç umurumuzda bile değil. İzoelektronikliği bağlayan bir durum değil bu zaten. Fark etmez diyelim. İzoelek yani iki atom nötron sayısı farklı olmasına rağmen birbirinin izoelektroniği olabilir. Veya aynı anda izoton ve izoelektronik atomlar oluşturabilirler. Ancak izotop ve izoelektronik oluşturamazlar. Çünkü burada proton sayısı olmazsa olmazımız farklı olacak ki biz izoelektronik diye isimlendirebilelim. Örneklerimize bakacak olursak 11 tane protonu varsa ve artı yüklüyse bu ne demek oluyor? Artı yüklü olmak demek dışarıya bir tane elektron vermiş ki proton sayısı elektron sayısından geçmiş. Yani proton sayısı elektron sayısından bir fazlaymış. O zaman 10 tane elektronu vardır bunun. Ne ona bakarsak nötr bir atomdan bahsediyoruz. Dolayısıyla proton sayısı elektron sayısına eşit olacak. Eksi yüklü bir tanecik olmak ne demek? Dışarıdan elektron almış. Bir tane elektron gelmiş dışarıdan buna. E, proton sayısından bir tane fazla elektron olması lazım. Dolayısıyla 10 tane elektronu var. Yani bu üçü eşit sayıda elektrona sahip olmasına rağmen proton sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla bunlar birbirinin izoelektroniğidir. Burada sadece şöyle önemli bir bilgi var. E, i̇ki izoelektronik atomdan birisi ya yani da tanecikten birisi iyon olmak zorundadır. İkisi aynı anda nötr olamaz. İkisinin aynı anda nötr olması demek ikisinin hem proton hem elektron sayısının aynı olması demek. Bu da onları aynı atomu yapar zaten. Değişen bir şey olmaz. Peki kimyasal ve fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak, e, proton sayısının farklı olduğunu söylediğimiz anda ikisinin de yani hem fiziksel hem kimyasal özelliklerinin farklı olmak zorunda olduğunu az önce belirtmiştik zaten. Şimdi sürprizlerle dolu bir video ile karşınızdayız. Bugün şu anda da çok sevineceğiniz bir haberle karşınızda duruyorum. Ödevlerin sadece okulda olduğunu mu zannediyordunuz? İşte Tonguc'un ödevi de karşınızda arkadaşlar. Bu hafta ödevinizi veriyor olacağız. Bu kitabı zaten birçoğunuz edindiniz. Edinmeyenlerin de bir an önce edinmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitapla karşınızdayız. Ki zaten birinci üniteyi bitirdik. Gördüğünüz üzere birinci ünite gayet geniş ve detaylı bir şekilde konuyu işlediğimiz, videolarımızda gördüğünüz konuların tamamen işlendiği ve sorularının bulunduğu sayfaları geçtik. Bu videoya dair ödevimiz nerede olacak? İkinci ünitenin başlangıcıydı bu video. Dolayısıyla atom ve periyodik sistem ünitesini açıyoruz. Hemen 61. sayfada süzgeç denilen sorularla başlıyoruz. Yani burada zaten videoda az önce anlattığımız Dalton ve Thomson kavramlarının anlatıldığı bir sayfamız var. Hemen bunu kısaca özetle geçiyoruz. Ardından süzgeç sayfasını çözüyoruz. Buradaki süzgeçlerimizi konu işleyip süzgeci çözüyoruz. Konu işleyip süzgeci çözüyoruz. Bu şekilde devam ettikten sonra belli aralıklarla tara geç denilen kısımlarımızla da karşılaşacağız. Bunlar da atom modellerini az önce anlattığımız geniş bir şekilde açıklayan ödevler olacak, sayfalar olacak. Ardından devam ediyoruz bitmedi çünkü atom altı parçacıklar var az önce anlattığımız. Bunlarla ilgili özet sayfalarımızı ve süzgeçlerimizi tamamlıyoruz ve tara geç kısmını da bitirdikten sonra temel tanecikler ve izotürlerle ilgili ödevimizi tamamlamış oluyoruz. Yani özet olarak nereden ödevimiz var? 0'dan 9'a kitabımızı alıyoruz, 60. sayfadan ta 81. sayfaya kadar olan süzgeç ve tara geçlerimizi çözmeye başlıyoruz. Bazı tara geçler ve süzgeçler farklı noktalarda var. Bunların tamamını bir sonraki haftaya kadar yani bir sonraki videomuza kadar daha da doğrusu çözerek tamamlamış olarak karşıma gelin lütfen. Bir önceki videomuzun ödüllü sorusunu bir çözelim diye başlayalım. Ödüllü sorumuzda nelerden bahsetmiştik? Demiştik ki bazı gösterimler var bazı sembol ve formüller var bunlardan hangileri moleküler? elementi simgeler. Şimdi moleküler olmak ne demekti? Yapısında birden fazla atom bulundurması gerekiyor. Dolayısıyla karbon ve oksijen yani 1 ve iki atomu simgeliyor bizim için. Herhangi bir şekilde molekül yapısından bahsedemeyiz. Peki element olmak ne demekti? Tek tür atomlardan oluşmak demekti. E baktığımız zaman burada karbon monoksit hem karbon hem oksijen var. Dolayısıyla bu bileşiktir. Gitti. Karbondioksit yine sadece karbon ve oksijen içeriyor. Birden fazla tür atom içeriyor. O yüzden bu da bir bileşiktir. O da gitti. Dolayısıyla burada moleküler element olan sadece oksijenin molekülü vardır. Hem aynı tür atomları içeriyor hem de birden fazla atomu yapısında barındırıyordur diyeceğiz. Ve yeni videomuzun, bu videomuzun ödüllü sorusunu yapıyorsunuz, yorumlarda paylaşıyorsunuz. Heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum.